Ay gece uyuyor. Ay, ay Allah kahretmesin seni. Gene her şey benim üstüme kaldı. Bir daha sistan olacaksın. Uyansana. Ne yapıyorsun sen? Gözümü dinlendiriyorum. Ne gözünü dinlendirmesi canım? Uyuyorsun işte. Tamam. Yürü yürü yürü. Tamam. Ay bu programın sunucusu nerede? Nerede buranın sunucusu? Ben sadece doğru yere koymuşlar mı diye bakıyordum. Malum geçen hafta da program yapmadın ya. O yüzden hani her şey yerli yerinde mi diye bakıyordum. Yoksa yanlış anlama canım. Senin yerine almak gibi bir niyetim yok tabii ki. Önemli, önemli değil. Bu hafta hangi konuyu işlesek acaba? Bu hafta mı? Aklıma bir şey gelmiyor da. Bu hafta neden bahsetsek? Neden bahsetsen? Hesap bilmiyor musun? Asistan bir su olabilir miyim? Hemen geliyor. Ay asistan diyor. Ay asistan diyor. Sağ ol. Niye buraya koydun? Ay geri zekalı. Geldim bir de uyuyor. Güzellik uykusundan yatmış. Bir de güzel olsam bari. Buldum. O zaman bu haftanın konusu güzellik olsun. Olsun. Merhaba. Bir Işıklar Açılınca programına daha hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz güzellik. Güzel kime denir? Güzellik nedir? Güzellik nereden gelir? Kim kime güzeldir? Sonra güzelliğin içgüdülerle bir alakası var mı? Neymiş bu güzellik? Hadi başlıyoruz. Efendim, her ne kadar Karaca olan ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca dese de içgüdülerimiz öyle demiyor. 1788-1860 yılları arasında yaşamış Schopenhauer'e göre, arkadaş burada, işin kökeni en eski atalarımızdan gelen o genetik köklerimize kadar dayanıyor. Aslında işin özü üreme dürtüsü. Yani biyolojik devamlılık gereksinimi. İçinde bulunduğumuz ekosistemin kendisini devam ettirebilmesi için dürtü, güdü, davranış olarak tezahürü diyelim. Bakın, bugün üreme bitse, ortalama 100 yıl sonra insan nesli ortadan kalkar. Yani üreme olması için karşılıklı bir elektriklenme, yani bir dürtülme gerekiyor. Buradaki evrimsel diyalektik aslında kendimizi devam ettirirken neslimizi de sağlıklı bir şekilde devam ettirmek. Peki ne diyordu bizim Schopenhauer? Erkekler için geniş kalçalı ve dolgun göğüslü kadınlar daha doğurgan göründüklerinden içgüdü dürtülerine hitap ediyor ve onlara daha çekici ve güzel geliyor. Bunun yanında uzun boylu, geniş omuzlu, sakallı, yapılı erkekler de avcı, toplayıcı, savaşçı, koruyucu özelliklerinden dolayı kadınların dürtülerini harekete geçiriyor ve onları çekim alanlarına dahil ediyormuş. Neyse, biz bu dürtüleri bir yana bırakalım, yoksa bizim program farklı bir yana doğru kayacak. Ay kayacaklar tabii. Kaymış kayacağı kadar. Ay ne biçim şeylerden bahsediyorsun, kapatacaklar bizi. Ünlü Fransız yazar Balzac, güzellik çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür der. Doğru bir söz. Güzel olan aynı zamanda daha iyi, daha başarılı, daha güçlü, daha kaliteli olarak algılanır. Dünyanın farklı yerlerinde yapılan araştırmalar,
güzel ya da yakışıklı olarak algılanan insanların daha zeki veya daha iyi olarak algılandıklarını ortaya çıkarmış. Tabii bu genelleme sadece insanlar için değil, nesneler için de aynı şekilde geçerli. Sonuçta bir nesnenin güzel olması onun cazibesini arttırıyor ve değerine değer katıyor. Peki güzelliği tarif edebilir misiniz? Oha çok güzelim lan. Bayağı iyi. Güzelliği simetri ve belli bazı oranlarla açıklamak mümkün olsa da aslında güzellik değişmez bir kavram değildir. Aksine güzellik içinde bulunduğu topluluk tarafından belirlenen bir şey ve zamanın ruhuna göre de anlam ve biçim kazanır. Mesela Rönesans ressamlarının çizdiği güzel kadınlar şimdiki algıya göre oldukça kiloluk alıyorlar. Güzellik sübjektiftir ve kişiden kişiye değişir. Ama estetik, objektif, belirli ölçütleri olan bir disiplindir. Güzellik görecelidir ama estetik evrenseldir. Eski Yunan felsefesi kainatın kaosunun... Eski Yunan felsefesi kainatın kaosuna düzen getirmek amacıyla hep kurallara sarılmıştır. Aristo'ya sormuşlar, güzellik neden bu kadar önemlidir diye. Aristo şöyle bir bakmış, kör olmayan hiç kimse böyle bir soruyu sormamalıdır bile diye kestirip atmış. Aristo'ya göre estetik bir orantı, uyum ve düzendir. Aristo'nun hocası Plato'ya göre her insanın üç ortak dileği vardır. Sağlıklı olmak, refah içinde olmak ve güzel olmak. O insan içgüdüsel olarak güzel olana yönelir. Onu tercih etmek ister. Çünkü güzellik sağlık duygusunu çağrıştırır. Güzellik algısı kişiden kişiye değişmekle birlikte genel bir güzel sonucuna varılan eserlerde bir matematiksel oranın varlığı tespit edilmiş. Altın oran. Altın oran matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağlantısıdır. Yakalandım. Kopya çekerken. İlk olarak kimler tarafından keşfedildiği bilinmese de Mısırlılar ve Yunanların konu üstünde bazı çalışmalar yaptığı görülmektedir. Öklit, M.Ö. 300'lü yıllarda yazdığı Elementler isimli tezinde ekstrem ve önemli oranda bölmek olarak altın oranı 1170 yılında İtalya'nın Pisa şehrinde doğan Leonardo Fibonacci, kapalı bir ortamda yaşayan bir tavşan ailesinin artışını hesaplayayım derken bir sayı dizisi keşfetmiş. Bu sayı dizisine göre ilk iki sayı hariç, üçüncü sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşittir. Orta çağın en ünlü matematikçileri arasında olan Fibonacci, birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu iddia ettiği bu sayıları keşfetmiş ya da belli bir görüşe göre Hint ve Arap medeniyetinden öğrenmiş ve Avrupa'ya taşımıştır. Evrendeki muhteşem düzenle örtüşen bu sayıları keşfetmesi nedeniyle bu altın orana da isminin baş harfleri olan Fibonacci, Fi sayısı ismi verilmiş. Bir yapı ya da bir sanat eserinin bu altın oranı olan yakınlığı onun aynı zamanda estetik olarak güzelliğinin bir ölçüsü olarak kabul edilmiş. Örnek olarak bir doğru parçasının altın orana uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde bu doğru öyle bir noktadan bölünmelidir ki küçük parçanın büyük parçaya oranı büyük parçanın bütün doğruya oranına eşit olsun. Ara mı verdik? Çocuklar şu benim dezenfektanı versenize ya, şu ellerimi sıkayım da. Sağ ol. Ay o ne ayol? Ne o öyle deodorant gibi? Ne o? Bu el ve cilt dezenfektanı. Şeyin kaldığını diyeyim. Böyle aerosol şeklinde uygulanması da daha rahat oluyor. Bak.
Ya iyiymiş. Çok da çabuk kuruyor böylece. Kullanımı rahat. Bunun bir de şeyi var. Araba ve yüzeyler için olanı var. Gerçekten. Bende var, yanında vardı. Şu çantadan versenize bana. Çantamda olması lazım. Heh. Ha getir. Heh. Bu da 500 mililitre. 500 mililitre. Ha bak %95 alkolmüş. Bunun alkol oranı daha yüksek. Bunu ben kendi arabamda kullanıyorum. Bir de evde böyle kapı kolları bilmem ne onları kullanıyorsun. Ya da böyle yüzeyler varsa o yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılıyor. Gayet pratik bir ürün. Güzel bir ürün. Bu kuaförler falan kullanıyor. Müşteri gelmeden önce tezgah falan yapıyorlar. Taksiciler yapıyor bunu. Güzel yani, güzel bir ürün. Ben de alayım. İster misin? Bende fazla var zaten. Ay verir misin? Al. Ha, teşekkür ederim. Altın oran ya da şu Fibonacci sayıları bugüne kadar insan yapımı birçok çalışmada kullanılmıştır. Bunun yanında doğada da var olan nesnelerin birçoğunda aslında bu altın oranın olduğu keşfedilmiştir. Mesela insan vücudu. Yalnız dikkat, öyle elimize cetveli alıp da oramızı buramızı ölçmeye kalkmayalım. Zira bu ölçümler bilim adamlarınca kabul edilen ideale en yakın vücut ölçüleri içindir. Ölçüler bu orana ne kadar yakınsa o kadar ideal kabul edilmiştir. Altın oran bitkilerde de var. Ve hayvanlarda. Piramitlerin tabanının yüksekliğine oranı 1.618 yani fi sayısını verir. Leonardo da Vinci'nin meşhur Mona Lisa tablosunun boyunun enine oranı 1.618 yani altın oran. Vitruvius adamı. Leonardo da Vinci tarafından 1492 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Antik Romalı ünlü mimar ve yazar Marcus Vitruvius Pollio'nun De Architectura adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek yapıldığından bu arkadaş Vitruvius adamı olarak adlandırılır. Da Vinci bu çalışmasında kollarını ve bacaklarını hem bir dairede hem de bir kare içerisinde niye böyle yaptım ki ben? Neyse işte hem bir daire hem de bir kare içerisinde birleştiren bir erkek figüründe altın oranı mükemmelleştirmiştir. Picasso'nun birçok tablosunda da bu oran bulunmaktadır. Leonardo da Vinci kullanıyor da bizim Mimar Sinan'ımız kullanmıyor mu? Efendim, Süleymaniye ve Selimiye camilerinin minarelerinde de bu altın oran kullanılmıştır. Uzmanlar yıllar içerisinde bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu saptanan ve yaklaşık altın oran değerlerine uyan ideal orantı ilişkilerini belirlemişlerdir. Mesela parmak ucu dirsek arasıyla el bileği dirsek arasındaki uzunluğu oranı mesela. Omuz hizasından baş ucuna olan mesafeyle kafa boyu, göbek başucu arası mesafe ile omuz hizasından başucuna olan mesafe, göbek diz arası ile diz ayak ucu arasındaki mesafeler ölçüldüğünde 1.618 sayısına ulaşmaktayız. Bu oranlar insanın yüzünde de var. Yüzün boyuyla yüzün genişliği, dudak kaşların birleşim yeri arasıyla burun boyu, yüzün boyuyla çene ucu kaşların birleşim yeri arası bıt 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 bir sürü mesafeler ölçüldüğü zaman bu altın orana ulaşılıyormuş. Tabii bahsettiğimiz şey altın orandır. Altın kural değil. Bunu her yere tatbik etmeye çalışmaya gerek yok. Erkekler kadınlarda 3 aşağı 5 yukarı o altın orana bakıyor diyelim. Kadınların erkeklere olan bakışında da bu altın oran bazen o altını alabilecek
para, ev, araba falan gibisinden değişik bir altın oranı dönüşebiliyor diyorlar. Bilmiyorum doğru mu? Ya da bu altın oran... Bu ne ya? Ay o ne oluyor? Ne ama dur bir dakika, ölçeceğim ben. Dur bakalım seninkilerde ama... altı doğru da uyuyor mu? Ben gel bunlar. Uyuması lazım belki. Dur. Ne yapıyorsun? Ay. Çek şunu suratımdan. Ay ne yapıyorsun be deli? Ne ölçüyorsun adamın orasını burasını? Virüs gibi adamsın ya. Ay ne yapıyorsunuz? Allah kahretmesin siz. İkiniz de virüsünüz. Evet, Türkiye'nin altın orana en yakın ünlü güzellerine bakalım şimdi. Yakışıklı sayılan ünlü erkeklere geldi sıra. Numara ben yok şaka neyse bir numara güzellikten bahsederken güzellik yarışmalarından bahsetmemek olmaz. Güzellik yarışmaları geleneksel olarak kadın veya erkeklerin dış güzelliklerine göre değerlendirmelerin yapıldığı bir yarışmaydı. Fakat daha sonradan yarışmacıların kişilik özellikleri, zekaları, sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre de değerlendirme kriterleri biraz değişmiştir. Homeros'un İlyada destanına göre tarihin bilinen ilk güzellik yarışması M.Ö. 2000 yılında bugün Kaz Dağları olarak bilinen İlyada Dağı'nda yapılmıştır. Yarışmacılar Eris, Hera, Athena ve Afrodit'tir. Bu değil canım ötekisi. Yarışmada güzellerin her biri kendisini seçmesi için Paris'e bazı önerilerde bulunurlar. Paris elindeki elmayı Afrodit yani Venüs'e verir. Yarışma sonrası Paris aşık olduğu Helen'i Afrodit'in yardımıyla kaçırır. Helen'in kaçırılması da bildiğimiz meşhur Troya yani Truva Savaşı'nın çıkmasına neden olur. Modern zamanlara geldiğimiz zaman da ilk güzellik yarışması 1888 yılında Belçika'da yapılmış. İlk resmi ve uluslararası yarışma 14 Ağustos 1908'de İngiltere'nin Folkestone şehrinde yapılmış. İlk dünya güzellik kraliçesi yarışması ise 19 Nisan 1951 tarihinde Londra Festivali kapsamında düzenlenmiştir. Türkiye'deki ilk güzellik yarışması ise 1926 yılında İpek Film önderliğinde Melek Sineması'nda yani bugünkü Emek Sineması'nda gerçekleştirilmiştir. Yarışmayı sinemanın yer gösterici kızı Matmazel Araksi Çetinyen kazanmıştır. Ancak basın olayı büyütmüş ve aleyhte yorumlar yazarak Araksi Çetinyen'in sinemada çalışan biri olduğu için kayırıldığını iddia etmiştir. Bunun üzerine yarışma yok sayılmıştır. İlk resmi ve ciddi organizasyon Eylül 1929 yılında yapılmış ve yarışmayı 19 yaşındaki
Feriha Tevfik Dağ kazanmıştır. 3 Temmuz 1932'de yapılan güzellik yarışmasında ise Keriman Halis Türkiye güzeli seçilmiş. 31 Temmuz 1932'de Brüksel'de yapılan ve 32 ülkenin yarıştığı Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmiştir. Ne derler? Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır derler. Erkek için de öyledir. Çirkin insan yoktur, bakımsız insan vardır aslında. İnsanın oranları altın oranla uyumlu olmayabilir. Ama içi o kadar iyidir ve saftır ki o içinin güzelliği gözlerinden dışarı çıkar ve siz ondan etkilenirsiniz. Yani efendim güzellik insanın içindedir ya da ona bakan gözlerdedir midir? Ne bileyim, herkes bir şeyler söylüyor yahu. Zamanın padişahı Mecnun'u huzuruna çağırmış. Demiş ki yahu Mecnun, senin uğruna deliye döndüğün şu Leyla kim, getir bir görelim demiş. Neyse Mecnun tutmuş Leyla'yı getirmiş padişaha. Bir bakmış ki normal bir köylü kızı, yahu demiş Mecnun sen bunun için mi deliye döndün demiş. Mecnun demiş ki padişahım siz onu bir de benim gözümle görün. Ya efendim, bu haftaki konumuzda güzellikti, ne kadar yeterli işleyebildik bilmiyorum. Işıklar açılınca güzellikler çıksın, aydınlığa diyelim ve bir programımızın daha sonuna gelelim. Efendim sürçülisan ettiysek affola ki bayağı yaptık gibi ama kusura bakmayın artık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.